Herkese merhaba, ben Pınar Akça. Bir kısmınızın bildiği isminde Bir Tığ Bir Yumak Nokatikleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte hem örmesi çok kolay hem de gerçekten çok şık üstünde olan bu bluzu öreceğiz. Damalı bluz diyelim, damayı andırıyor şekli. Dediğim gibi örmesi çok kolay. Bu videoyu izleyerek sizler de rahatlıkla renk renk bu bluzlar örebileceksiniz. Üstelik her türlü kıyafetinizde çok rahatlıkla kombin yapabileceğiniz bir parça olduğunu düşünüyorum. Şortlarınızla, pantolonlarınızla, benim gibi elbiselerinizle de çok rahatlıkla kullanabileceksiniz. Bu yüzden detaylarını göstermek için hemen arkamı da döneyim. Oldukça şık, tişört tarzında ama genç kızların da bence bayılacağını düşündüğüm bir parça oldu. Kullandığım tüm malzemeler her zaman olduğu gibi videonun açıklama kısmında yer alıyor. Bu malzemeleri ve daha fazlasını elbette nako.com.tr adresinden inceleyebilir ve online olarak sipariş verebilirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen bu şahane bluzun yapılışını beraber geçelim istiyorum. Bugünkü damalı bluzumuzu hangi kaliteyi kullanarak öreceğiz hemen beraber yakından inceleyelim. Nako Cotton Lux. İnanılmaz güzel bir kalite. Ben ilk defa deneyimledim ama çok hoş bir ip gerçekten. Özellikle yazlık ve baharlık örgülerinizin tamamında çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Amigurumi yapıyorsanız amigurumilerinizi tercih edebilirsiniz. İçeriği itibariyle %60 soft cotton, %40 premium akrilik. Hemen özelliklerine de bakalım. 2 ya da 3 numara tığ örgüsüne, 3,5 ya da 4 numara şiş örgüsüne uygun denilmiş. Biz bugün damalı bluzumuzu 1 numara büyük tığ tercih ederek 4 numara tığlar öreceğiz. Elinizin sıkılığına, yani gerginliğine bağlı olarak tığ numarasını tabii ki değiştirebilirsiniz. Çok sıkı, böyle çok sert bir bluz istemiyoruz. O yüzden eğer eliniz çok sıkıysa tığ numarasını büyüterek bu problemi çözebilirsiniz. Renk renk örülebilir bir bluz. Gerçekten hem çok kolay hem de çok çabuk bitiyor. Özellikle yaz aylarının favori kıyafetlerinden olacağına garanti veriyorum. Genç kızlar bayılacaklar. Bence tüm hanımların tüm kıyafetleriyle çok rahatlıkla kombin yapabileceği bir parça olacak. O yüzden renk renk ördüklerinizi bekliyor olacağım. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden hemen bluzumuzun yapılışına beraber geçelim. Bugün sizlerle birlikte yapacağımız şahane crop iki parçadan oluşacak. Bir ön ve bir arka. Daha sonra ön ve arkayı birleştirerek kollardan örmeye devam edeceğiz. Ve altta da bir parça lastik örgüsü, tığ işi lastik örgüsü yaparak crop'umuzu tamamlayacağız. Daha doğrusu bluzumuzu diyelim. Çünkü crop kadar kısa olmayacak. Bir tık daha uzatacağız lastik örgüsüyle. Ben ön ve arka parçaları örerek hazırladım. Sizlere ölçüsünü tabii ki kaç zincir çekmişim ya da kaç santim eninde bir parça örmüşüm, bunların hepsini anlatacağım. Ama ondan önce bu ördüğüm parçanın nasıl örüldüğünü küçük bir demo üzerinden sizlere anlatmak istiyorum. Çünkü bu kadar büyük bir parça üzerinden anlatarak hem videoyu uzatmış hem de sizlere sıkmış olacağımı düşünüyorum. O yüzden küçük bir parçada da mantığını anlarsanız zaten bunu bu kadar büyük hale de sizler getirebilirsiniz. Ya da kendi bedeninize uygun ölçülerde de örebilirsiniz. Gerçekten örmesi çok kolay. Bu biraz da böyle bulmaca gibi, çengel bulmacalar vardı hatırlarsınız. Onlar gibi ara ara böyle kafeslerin içine trabzanlarla doldurarak, tabii ki bu kafeslerin içini doldurduğumuz trabzanların sıklığı bize kalmış. İsterseniz daha sık ya da daha seyrek de yapabilirsiniz. Ben tamamen rastgele gözümün önüne nasıl hoş görünüyorsa öyle yaptım. Hatta diğer parçayı da sizlere şöyle göstereyim. İki parçayı da aslında eşit yapmadım. Yani kafeslerin yerleri her iki parçada da farklı. Belki sayıları bile farklı. Hiç ona dikkat etmeden tamamen gelişi güzel böyle spontan ördüm. Sizler de isterseniz benim gibi yapabilir ya da ön ve arka parçanın kafes yerlerini birebir aynı da örebilirsiniz. Mantığını dediğim gibi anladıktan sonra her iki şekilde de uygulayabilirsiniz. Şimdi ördüğüm bir parçayı şöyle sizlere hem daha net görmeniz için açarak göstereceğim. Uzunca bir zincir çektim. Yaklaşık 100 zincir kadar çektim. Fazla olması hiç önemli değil. Şöyle bir zincireyim. Fazla olması hiç önemli değil. Sonda kalan zincirleri artık örgünün bitiminde sökebiliriz. Önemli olan eksik gelmemesi. Eksik gelmesi durumunda tekrar söküp zincir çekerek bir daha baştan başlamamız gerekir ki bu da işimizi uzatır. O yüzden oldukça uzun çekebilirsiniz. Hiç problem değil. Ben 100 kadar zincir çekip örgüme başladım. Şimdi hemen küçük bir parçada da nasıl ördüğümü sizlere göstermek istiyorum. Şu an 30 zincir çektim. Şöyle fazladan çektiğiniz zincirin fazladan 7 zincir, yani 100 zincir çekiyorsanız atıyorum artı 7 diyeyim. Ya da yani
93 artı 7, 100 diyebilirsiniz. Hiç problem değil. Bu ölçülerin sizin bedeninize uygulanması önemli. O yüzden dediğim gibi olduğundan daha fazla zincir sayısı ölçüyü baştan ayarlamanızı da kolaylaştıracaktır. Hemen şöyle tekrar edeyim. Dediğim gibi 100 zincir çektim. Şurada şu an çektiğim zincir sayısı 30. Şöyle fazladan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincir çekiyorum. Bu 7 zincir benim dönmek için ihtiyacım olan zincir sayısı. Önüne doluyorum. Çektiğim 7 zinciri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'den sonra 5 tane daha sayarak şöyle 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincire, yani toplamda 12. zincire batıp bir üçlü trabzan örüyorum. Daha önceki projelerimizden hatırlarsınız, ben zincirlerin arka loblarına batarak başlamayı tercih ediyorum. Böylece daha içine battığımız deliklerin böyle genişlememesini sağlıyor ve daha muntazam durmasını sağlıyor. Bakın üçlü trabzanımı ördüm. Yani toplamda 12 zincirlik bir alan bırakarak ilk kafesini yaptım. Araya 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tekrar önüne doluyorum. Ve en son battığım zinciri sağımda bırakıp 1, 2, 3, 4 tane zincir sayıyorum. Ve 5. yine arka lobuna şu şekilde batarak bir üçlü trabzan daha örüyorum. Kafeslerin aralarında 4'er zincir olacak. Ve aşağıdaki mesafede yine 4 zincirlik mesafe olacak. 1, 2, 3, 4 zincir tekrar çektim. Tekrar önüne doluyorum. 1, 2, 3, 4 zincir sayıyorum ve 5'incinin yine arka lobuna şu şekilde batarak bir üçlü trabzan daha örüyorum. Bu şekilde ilk sıramızda kafeslerimizi tamamlayacağız. Şimdi benim dediğim gibi çektiğim 100 zincirin üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kafesim oluştu. Bu 17 kafeslik ölçü 34-36 beden için ideal. Yapacağımız bluz aslında böyle çok önceki projelerimiz gibi çok salaş duran bir bluz olmayacak. Eğer siz daha salaş dursun istiyorsanız tabii ki bu kafes sayısını arttırabilirsiniz. Görüntüyü tamamen değiştirebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Dediğim gibi mantığını, yapılış mantığını anladıktan sonra ister salaş, ister benim yaptığım gibi daha üstünüze oturan bir bluz örebilirsiniz. Ölçüyü arttırmanız gerekirse, yani 34-36 bedenden daha büyük bir ölçüyü yapacaksanız eğer kafes sayısını 2 arttırın. Yani ben 17 kafes yaptıysam 38 beden için 19 kafes, 40 beden için 21 kafes gibi ikişer kafes arttırarak örebilirsiniz. Sizlere hemen ördüğüm parçaların ölçülerini de vermek istiyorum. Ön ve arka parça elbette eşit uzunlukta ve eşit büyüklükte olacak. Dediğim gibi çektiğim zincir sayısı üzerine 17 kafes örerek ve üste doğru devam ederek bluzumu istediğim uzunluğa geldiğinde bıraktım. Omuzlardan birleştirip daha sonra da kolları öreceğiz. Tabii ki bütün adımları hep beraber yapacağız. Şimdi ördüğüm bu parçanın enini sizlere şöyle ölçmek istiyorum. Böyle hafifçe, tabii ki buhar tuttuğunuzda biraz daha esneyecektir. 40 santimlik bir parça olduğunu söyleyebilirim. Yani dediğim gibi hafif üstüme oturmasını istiyorum. Biraz da buhar tuttuğunda esneyeceğini düşünürsek bu 42, 43, belki 45 santime kadar çıkacaktır. Zaten esnek bir örgü. Öyle sizi böyle sıkacak ya da rahatsız edecek bir yapıda da olmadığını söylemeliyim. Dediğim gibi 40 santim elinde bir parça. Kaç kafes örmüştük? 17 kafesle başlamıştık ve yukarıya doğru çıkmıştık. Hemen yukarıya doğru çıktım. Kafes sayısını da sizlerle paylaşayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 kafeste yukarıya doğru çıkmış ve örgümü tamamlamışım. Bu uzunlukta dediğim gibi sizin tamamen zevkinize kalmış. Şimdi ben bu parçayı nasıl ördüğümü dediğim gibi küçük bir demo üzerinden sizlere anlatıyordum. Hemen ona devam edelim. Bakın çektiğim zincir üzerinden şöyle 5-6 kafes yaptım. Sıra sonuna geldim. Sıra sonuna geldiğimde bir üst sıraya 7 zincirle çıkıyoruz. 1, 2, 3,
4, 5, 6 ve 7 zincir çekip örgümü ters çeviriyorum. Önüne doluyorum. Bir alt sırada yaptığım trabzanın tam tepesine batıp yine bir üçlü trabzanla üst sıranın ilk kafesine örüyorum. Tekrar 4 zincir. Önüne doluyorum. Ve yine trabzanın tepesine batıp bir üçlü trabzan daha örerek ikinci kafesini de tamamlıyorum. Şimdi burada gördüğünüz üzere ara ara böyle dolgular yaptım. Bu dolgular dediğim gibi bir kurala, bir sayıya bağlı olmaksızın tamamen ben spontan, gözüme nasıl güzel görünüyorsa o kadar sıklıkta ve o kadar sayıda yaptım. Bazı sıralarda ikişer tane, bazı sıralarda tek, bazı sıralarda hiç yok. Dediğim gibi bunu tamamen siz kendi göz zevkinize göre nasıl görmek istiyorsanız, bu dolguları daha sık görmek istiyorsanız daha fazla da yapabilirsiniz ya da daha az da yapabilirsiniz. Ön ve arkayı da dediğim gibi birbirine tamamen sayıları da, sıra sayıları da ya da dolgu sayıları da birbirine tamamen farklı olarak ördüm. İsterseniz aynı da örebilirsiniz. Uzatmadan hemen devam edeyim. Şimdi hemen dolguyu yapalım. İki kafes ördükten sonra hiçbir zincir çekmeden önüne doluyorum. Aşağıdaki kafesin içine, boşluğa bir üçlü trabzan, bir tane daha hemen yanına, toplamda 5 tane olacak şekilde. Şöyle yaptım. 5 tane olacak şekilde derken şunu söylemeliyim. Kafesi, bir önceki kafesi oluştururken ilk yaptığımız trabzan da bir dolgu sayılıyor. Şu an 5 tane dolgum var. Önüne doladım ve 6. dolguyu hemen bir alt sıranın trabzanın tepesine batarak yapıyorum. Yani şu şekilde baktığınızda aslında 6 tane dolgu görünecek. Ama başta ve sondaki trabzanlar bir alt sıranın kafesinin trabzanlarının tepesine batarak oluşturulan dolgular. Yani boşluğa biz toplamda 4 tane, başta ve sonunda da birer tane olacak şekilde toplamda 6 tane trabzan yapıyoruz. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Önüne dolayıp bir alt sıranın trabzanının tepesine batıp yine bir üçlü trabzan örüyorum. Dediğim gibi mantığı çok basit. Bu sıklığı, bu dolgu sıklığını tamamen kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Hiçbir kurala, sayıya bağlı kalmaksızın örebilirsiniz. Şimdi sıra sonuna geldim. Bunu da göstereyim hemen sizlere. Şöyle daha net görmeniz için. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Biraz sırada biliyorsunuz burada bir 12 zincirlik alan vardı. Hemen onun orta noktasına batıyoruz şöyle. Ve bir üçlü trabzan. Tam ortaya batamadım. Şöyle yapalım. Bir önceki zincirin içine batıp bir üçlü trabzan örüyorum. Ben nasıl göründüğünü sizlere göstereyim. Bakın oldukça muntazam bir görüntüyle ikinci sırayı tamamladım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekip örgümü ters çeviriyorum. Burada yine aynı şekilde devam edeceğim. Dilerseniz üst üste ya da böyle çaprazlama gelip farklı sıralarda dolgular yapabilirsiniz. Sıra sonuna gelene kadar aynı şekilde isterseniz bu sırada hiçbir dolgu yapmayabilirsiniz. Bu da tamamen sizin tercihiniz. Sıra sonuna geldiğinizde son kafesi de burada çektiğimiz o 7 zincirlik alanın tam orta noktasına, yani 3. zincire batıp 3 tane zincir, özür dilerim, 3 tane zincir atlayıp 4. zincire batıp buradaki tam orta noktayı yakalayıp son kafesi de oluşturup üst sıraya çıkacağız. Mantık çok basit. Şimdi ördüğüm bu iki parçayı omuzlardan nasıl birleştireceğimizi de sizlere kısaca anlatacağım. Omuzlardan birleşimi ben bu sefer dikiş yardımıyla yapacağım. Ama dilerseniz tığla da her iki omuzu birleştirebilirsiniz. Tamamen dediğim gibi tercihinize kalmış. Daha önceki projelerde birçoğunda dikiş ve tığla birleştirmeyi göstermiştim. Onlardan da destek olarak eğer tığla birleştirmek isterseniz tabii ki yapabilirsiniz. Ben bu bluzu omuzlarını iğne yardımıyla birleştirmeyi tercih ettim. Şimdi bakın bitirdiğim yerde ipimi birazcık uzunca kestim. İğnemi taktım. Hemen karşı parçanın denk gelen ilmeğine şöyle iğnemi geçirdim. Ve karşılıklı zincirlere dikkat ederek asla bir öncesine ya da bir sonrasına batmadan tamamen karşı karşıya gelen zincirlere denk getirip hizalayıp omuzları birleştireceğiz. Ben 3 kafes birleştireceğim. Daha sonra yakaya da küçük bir
dokunmuş yapacağım için 3 kafese yeterli buldum. Eğer siz daha kapalı bir yaka istiyorsanız elbette bu kafes sayısını arttırabilirsiniz. Bakın şöyle birleştirdiğimizde sanki bu karşılıklı kafeslerin zincirlerinin tek göründüğünü sizler de görebiliyorsunuzdur mutlaka. Şöyle zincirlerin ilmeklerine karşılıklı gelecek ilmekleri iğne ve ipimin yardımıyla birleştiriyorum. Bir karşıdan bir önden olacak şekilde bütün ilmekleri istediğim yere gelene kadar birleştireceğim. Bakın şu şekilde bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Şöyle göstereyim. Şimdi ben 3 kafes boyunca bunu yapacağım. Diğer omuzda da aynı şekilde 3 kafesi birleştireceğim. Daha sonra nasıl devam edeceğimizi sizlerle burada yine konuşuyor olacağız. Ben şimdi omuzların birleştirme işlemini bitirip tekrar karşınıza geleceğim. Omuzları birleştirdik iğnemiz yardımıyla ve birleştirdikten sonra üstünüze prova ekmeği deniyorum. Ben üstüme denediğimde kol genişliğimi o şekilde hesapladım. Sizler de kendi kol genişliğinizi yakadan geçirerek, üstünüze prova ederek ayarlamalısınız. Kaç kafes yeterli, yani çok kasmaması lazım. Çok da böyle bol yarasa kol gibi de olmaması lazım bu bluz için. Ben üzerime prova ederek kol genişliğimi ölçtüm ve belirledim. Aşağıdan şöyle bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kafes saydım. Yani 13 önden, 13 arkadan olacak şekilde tam hizaladım. Ve koltuk altından etek ucuna kadar dediğim gibi toplamda 13 kafes bırakıp geri kalan kafesleri de kol için ayırdım. Ve bu kolu ördüm. Şimdi beraberce diğer kolu da öreceğiz. Nasıl yapacağız? Hemen göstermek istiyorum. Şöyle açtık bakın. Şimdi bir dikişle yan kısımları birleştirmeden kol örüyoruz. Şu da örülmüş hali. Bunu da göstermek istiyorum. Şöyle. Bakın şurada gördüğünüz üzere kol başlıyor. 1, 2, 3, 4 kafes boyunca ördüm. Bu kol uzunluğunu kendi zevkinize ve tarzınıza göre ayarlayabilirsiniz. 4 kafes benim için yeterli geldi. Çok uzun bir kol istemedim çünkü bu bluzum kısa. Dolayısıyla 4 kafes dediğim gibi yeterli geldi ama tabii ki bu kafes sayısı da sizin zevkinize kalmış. Şimdi hemen şöyle ipimi bir defa zince çekerek birleştirmeye hazır hale getiriyorum. Yine diğer kolda yaptığım gibi sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 13. 13. kafesin dikiş trabzanına şöyle hemen tığımı batırıyorum ve ipimi oradan bir defa şöyle yapalım. İpimi şöyle zincirimi aldım, bir defa çıkarıp bir zincirle kilitliyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Kafeslerin sıralarına üstü çıkarken, yani üst sıraya çıkarken çektiğiniz gibi 7 zincir çektim. Önüne doladım. Burada yan tarafta kafesleri oluşturacağımız için bakın gövdedeki kafeslerin kısa kenarına geldiğimizi görüyoruz. O yüzden trabzanların ortasına batmıyorum. Çünkü eğer öyle yapmış olursam burada oluşturduğum kafesler dar olacak. Benim istediğim dikdörtgen kafeslerin geniş kısmının yine bu kısma, yani yan tarafa gelmesi. O yüzden 7 zincir çekip önüne doladıktan sonra ikinci kafesin boşluğuna bakıyorum ve bir üçlü trabzanla çıkıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tekrar şöyle göstereyim. Bakın boşluğuna baktığım kafesin yan kafesine boşluğa bakıyorum. Böylece aslında bir kafesten fazla bir boşluğa yeni kafeslerimi yapmış oluyorum yan taraf için, yani kol için. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yandaki kafesin boşluğuna battım. Ve böylece sabit olmadığı için trabzanımızın battığı yer, istediğimiz gibi şöyle elimizde de formunu verebiliyoruz. Bakın daraltıp genişletebiliyoruz. Bu bizim için önemli. Kolu da aynı şekilde dikdörtgenlerin oluşması için bu yöntemle örüyoruz.
4 cildi çektim, tekrar önüne doladım, boşluğa batıp yan kafesin boşluğuna 3 litre ördüm. Bakın buradaki kafes gördüğünüz dar oldu. Hemen şöyle elimle, el yordamıyla şöyle düzeltip dikdörtgen formu verebiliyoruz. O yüzden boşluğa batıyoruz. Tekrar 4 cildi çektim, önüne dolayıp 1 point kafesin boşluğuna bastım. Şimdi buraya kadar, yani birleşim yerine kadar aynı şekilde yapacağız. Birleşim yerinde farklı bir şey yapacağız. Oraya kadar örüp tekrar sizlerle burada buluşalım. Omuzun birleşim yerine kadar kafeslerimizi ördük. Kaç kafes yapmış olduk? Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 9 kafesimiz oldu. Bakın tam birleşim yerindeyiz. Yani iğne ile birleştirdiğimiz kısımdayız. Yine 4 zincir çektik. Önüne doladım. Bu defa sıradaki kafesin boşluğuna değil, hemen birleştirdiğimiz kısma, tam böyle için orta noktasına bir üst trabzan yapıyorum. Böylece bakın sabitliyorum buradaki trabzanı. Ve yine 4 zincirini çekip devam ediyorum. Aynı mantıkla bir kafes atlıyorum. Bakın. Hemen yandaki kafese ortasına bakıyorum. Yani başta yaptığımız gibi burada da yine burayı da başlangıç olarak kabul edersek bir kafes atladım. İkincinin orta noktasına, yani boşluğuna bastım. Ve yine devam ediyorum. Dört zincirle. Sıradaki kafesin orta noktasına, boşluğuna batıp kafesimi ördüm. Şimdi burada da yine aşağı doğru inerken 13 kafes bırakmış olduğumuzdan emin olmamız lazım. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 13. 13. kafesi bitiş kısmına son kafesimizin trabzanını yapıp sıramızı tamamlıyoruz. Böylece toplamda yaptığım koldan saymamız gerekirse şöyle göstereyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 kafes oluşturacağız bir kol için. Dediğim gibi 13. kafesin bitiş, yani üst kısmına batıp son kafesi de oluşturup bir üst sıraya çıkacağız. Ve gövdede yaptığımız aynı mantığı kolda da devam ettireceğiz. Ara ara, bakın burada ben mesela iki yerde yaptım. Daha sık yapabilirsiniz. Ya da önde arkada eşitleyebilirsiniz. Ben bu kısmı öne getirerek bu dolguların, şöyle pardon gösteremedim. Kolda ben iki tane dolgu yaptım. Ben bu kısımları öne getirerek bu dolguların önde görünmesini sağlayacağım. Ama siz daha sık da yapabilirsiniz. Tabii ki bu sizin zevkiniz. Gövdede yaptığımız aynı şeyi koldaki oluşturduğumuz, toplamda oluşturduğumuz 20 kafesin üst sıralarında da aynı mantığı uygulayacağız. Kaç sıra örmüştük tekrar edeyim. 4 sıra kafeste ben kolu tamamlamıştım ve daha sonra kol ucunda tığ işi lastikle hafifçe toparlamıştım. Bakın şöyle göstereyim. Bunu da tabii ki göstereceğim birazdan. 4 sıra kafesi ördükten sonra bu kısmı da nasıl yaptığımızı sizlere burada anlatıyor olacağım. Şimdi ben anlattığım üzere bu 4 sıra kafesi tamamlayacağım. Aynı mantıkla. Gövdede yaptığım, aynı uyguladığım aynı şekilde burada da kafeslerimi ve dolgularımı ara ara yaparak bitireceğim. Dördüncü sıranın sonunda da kol ağzında yaptığım tığ işi lastikle nasıl daha güzel böyle derli toplu bir form yakaladığımızı tabii ki sizlere burada hem nasıl yapıldığını hem de duruşunu daha net bir şekilde göstermiş olacağım. Şimdi sıralarımı tamamlayıp tekrar sizlerle burada buluşmak üzere ayrılıyorum. Kolun kafes sayısını tamamladım. 4 sıra boyunca kafesini ördüm ve dediğim gibi yeterli uzunluğa geldiği için burada bıraktım. Bu uzunluk size bağlı. Ben 4 kafes ördüm. Bakın burada dolguları daha sık kullandım diğer koldan. Yani bunun böyle birbirinin birebir denk olması, aynı olması hiç gerek yok. Ön ve arka parça gibi diğer, yani iki kolu da birbirinden farklı yapabilirsiniz. Dolgu sayısını özellikle. Çok daha hoş görünecektir. Şimdi 4. sırayı yaptıktan sonra artık kol ağzında yaptığım şu harekete geldi sıra. Biraz daha derleyip toparlaması için. Çünkü burada şöyle göstermem gerekirse hafif böyle bir marullaştığını göreceksiniz. Sebebi şu.
yan taraftaki kafeslerin kısa kenarına kurduğumuz için yeni kafesleri, dikdörtgenleri ister istemez birazcık bir şey oldu. Yani geniş görünebilir. Ama bu şu anlamda iyi. Kolda herhangi bir kasma yapmaması için iyi. Biz kol ağrını yapacağımız, birazdan göstereceğim o hareket kısmı, yani farklı bir teknik yapacağımız o toparlamayı da yaptıktan sonra daha net, daha güzel bir forma sahip olacağız. Şimdi 4. sıradan sonra 3. zincire yukarı çıktım, önünü doladım ve boşluğa batıp 2 bir trabzan yapıyorum bir tane. Bir tane daha yine 2 bir trabzan hemen yanına boşluğa ve önünü dolayıp hemen bir alt sıradaki kafesini trabzanın ortasına batıp 1-2 bir trabzan daha yapıyorum. Yani 2 tane boşluğa, sıradaki kafesin içine 1 boşluğa yaptım, 1 tane daha yaptım boşluğa ve önünü dolayıp alttaki kafesin trabzanın tepesine de 1-2 bir trabzan. Boşluklara 2 tane, şöyle şunu biraz alayım, evet. Boşluklara 2 tane, trabzan başlarında birer tane olmak üzere toplamda 4 tane görünecek şekilde, bakın şöyle göstereyim, 4 tane görünecek şekilde ikili trabzanlarını da yapacağız sıra sonuna kadar. Ve bir üst sıraya çıktığımızda, yani son sıraya da çıktığımızda sığ iş lastik tekniğini uygulayarak bir trabzanları üstüne yine farklı, eğer bilmiyorsanız farklı bir teknikle lastik gördüğünüzü öreceğiz. Ben şimdi bu sırayı tamamlayayım. Bir üst sıraya geçtiğimizde yine nasıl devam edeceğimizi sizlerle burada konuşalım. İkili trabzanlarımızı bitirdik. Sona geldiğimizde yine iki trabzan yapıp son trabzanı da bir alt sıradaki zincirin çektiğimiz o köşe zincirinin orta noktasına bakıp yapıyoruz. Şunu söylemeyi unuttum. Eğer son sırada, yani kafeslerin son sırasında bir dolgunuz varsa benim yaptığım gibi, normalde biliyorsunuz boşluklara iki trabzan ve başlara da birer tane olmak üzere 4 tane yapıyorduk. Bunu nasıl yapacaksınız? Bunu da şöyle yapacağız. Başa bir tane battık. 2 ile 3 arasına bir trabzan, 3 ile 4 arasına bir trabzan, 4 ile 5 arasına bir trabzan, yani üçledik. Başlarda da birer tane, burada toplamda 5 trabzan yapmış olduk. Yani normalde 4 yapıyorduk, burada 5 yaptık. Çünkü aşağıda 6 tane trabzanımız var, ona denk gelmesi lazım. Eğer 4 tane yapmamız durumunda, yani 4 tane yapsaydık eğer, bu trabzanların arasında böyle delikler oluşacaktı. Bunu istemiyoruz. Bir bütün gibi görünmesi için toplamda 6'nın üzerine 5 tane yapacağız aralara batarak. Şimdi üst sıraya geçerken artık lastik örgüsünü uygulamaya geldik. 1, 2, 3 zincirle üst sıraya geçtik. Örgümü şöyle ters çevirdik. Burada nasıl yapacağız? Lastik örgüsü. Sıraşı lastik eğer daha önce yapmadıysanız. Önüne doladım bakın. Çıktığım trabzanla değil, hemen yanındaki trabzanı şöyle boşluğuna batıp tığımı arkasından geçiriyorum. Ve ipimi önden çıkarıp şöyle bir, iki defa da ikili trabzanımı yaparak çıkıyorum. Önüne doluyorum. Sıradaki trabzanı bakın, üçüncü trabzan oluyor. Bu sefer tığımı arkadan, yani 2 ile 3 arasındaki boşluktan sokuyorum. Ve üçüncü trabzanın yanında 3 ile 4 arasından da şöyle tığımı arkadan çıkarıp bir ikili trabzan daha örüyorum. Birazcık yaklaşmam gerekirse sanırım daha net göreceksiniz. Şimdi bir daha yapalım. Önüne doladım bakın. Hemen sıradaki trabzanın önden şöyle tığımı soktum. Trabzanın arkasından tığımı geçip tekrar önden çıkardım. İpimi aldım. Tığımda 3 ilmek ipim var. İkili trabzan şeklinde çıktı. Önüne doladım. İkinci, yani sıradaki trabzanın bu sefer arkasından batıp tığımı önünden tekrar arkada, arkaya doğru çıkardım ve ikili trabzanı tekrar ördüm. Bu şekilde yaptığımız, aslında bunun waffle örneği de deniyor, sivriş lastik de deniyor, bir sürü ismi var. Ama esnek yapısı olması sebebiyle şiş örgüsünde kullanılan lastiğe benzer bir yapıda da olduğu için aslında lastik olarak da kullanılabiliyor. Şimdi tekrar son bir defa daha yapalım. Bakın önüne doladım. Hemen sıradaki trabzanı şöyle önden bakıyorum, arkadan trabzanı tığımın üzerine alıp
çıkıyorum ve ikinci trabzanı veriyorum. Tekrar önüne doladım. Sıradaki trabzanı bir defa arkasından bastım. Trabzanı arkaya, sürümün arkasına alarak arkadan içini geçirerek bir trabzanı örüp tamamladım. Bu şekilde bütün trabzanları bir önden bir de arkadan, o sırayı bozmadan, o ayini bozmadan tüm trabzanları sırayla örüyoruz. Ve böylece dediğim gibi o esnek yapıda olan sığ içi lastik olarak da adlandırılan tekniği uygulamış oluyoruz. Böylece şöyle hemen ördüğüm diğer kolda göstereyim. Böylece bakın daha derli toplu, daha muntazam bir görüntü elde ettik. Bu işlemin aynısını ürünümüzü etek ucunda da yapacağız. Affedersiniz. Etek ucunda da yapacağız. Daha güzel ve hoş, şık bir görüntü elde edeceğiz. Şimdi bir sıra ördükten sonra etimizi keseceğiz. Yani bu lastik kısmını çok fazla kolda uzatmayı düşünmüyorum. Dediğim gibi boyu kısa olan bir bluz. Kol uzunluğunda uzatarak görüntüyü çok da değiştirmek istemiyorum. O yüzden bir sıra, yani lastik örgüsünü kurduğumuz bu ilk sırayı da tamamladıktan sonra ipimi keseceğim ve şöyle hemen birazcık dağıldım. İpimi keseceğim ve bu defa artık bluzumun yaka ve etek ucunda yapacağım hareket kısmına geçeceğim. Bunlar son kısımlar olacak. Onlar da bittikten sonra artık giyinmeye tabii ki hazır hale getireceğiz. Hemen bakın şöyle tekrar son bir defa daha göstereyim. Trabzanın arkasından, yani önden baktım, arkadan trabzanımı sığımın üzerine aldım. İpimi arkadan şöyle geçiriyorum ve bir ipimi trabzanla tamamlıyorum. Bu sırayı bitirip ipimi kesiyorum. Bluzumuzun etek ucunda da yine lastik işlemini uyguladık. Aynı şekilde kollarda yaptığımız işlemin ve mantığın aynısı. Bir farkla burada mesafeyi daha uzattım. Yani lastik örgümü sıra sayısını arttırarak biraz daha uzun ördüm. Toplamda kolda 2 sıra örmüştük. Önce trabzanlar üzerine lastik tekniğini uyguladığımız toplamda 2 sıra. Ama burada önce trabzanları ördüm. Yine aynı şekilde üstüne de 4 sıra lastik örgüsünü uygulayarak toplamda 5 sıra boyunca ördüm. Bu mesafeyi daha da uzatabilirsiniz ya da daha kısa tutabilirsiniz koldaki gibi. Bu tamamen sizin tercihiniz. Sıra yakaya geldi. Bu arada şöyle bir püf noktası da verebilirim. Ben dikiş işlemini en sona bıraktım. Dolayısıyla ön ve arkanın lastiğini ayrı ayrı örerek dikişte de birleştireceğim. Ama siz dilerseniz önce dikişi yapıp, yani koltuk ağzını ve koltuk altından yan kısımları dikip etek ucunu spiral şeklinde bir bütün olarak lastiğini örebilirsiniz. Kolaylık ya da zorluk açısından hiçbir farkı yok ya da görüntü anlamında hiçbir farkı yok. Bu tamamen sizin tercihiniz. Yakayı tabii ki spiral şeklinde örmek zorundayız. Onun artık başka alternatifi yok. Etek ucu gibi değil. Çünkü bir bütün, ön ve arka parça ayrı değil. Yakada da yine aynı şekilde kafeslerin içine koldaki mantıkla trabzanlarımızı önce öreceğiz. Daha sonra da ilk sıra trabzanların üzerine lastik örgüsü tekniğini uygulayarak ikinci sırayı örüp bitireceğiz. Fazla kalın bir lastik örgüsüne gerek yok. Yakayı fazla kapatmak istemiyoruz. Koldaki sıra sayısı kadar yakada da 2 sıra boyunca lastik tekniğini uygulayarak örgümüzü tamamlayacağız. Bluzumuz bu kadar. Umarım sizler de beğenmiş ve benimle birlikte örmüşsünüzdür. Bir güzelliğin daha sonuna geldik. Umarım sizler de beğenerek izlemiş ve benimle birlikte örmüşsünüzdür. Ördüklerinizi paylaşırken nakoyuttukları Instagram hesabını etiketlemeyi lütfen ihmal etmeyin. Böylece sizlerin yaptığı güzellikleri görme ve paylaşma fırsatı bulabiliriz. Bizleri tüm sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve kanalımıza ücretsiz abone olarak bildirimlerinizi açmayı da lütfen unutmayın. Böylece her yeni yayınlanan projeden ilk sizin haberiniz olacak. Bu bluzla ilgili tüm sorularınızı videonun yorumlar kısmına da yazabileceğinizi hatırlatarak sizlere bu haftalık veda etmek istiyorum. Bir sonraki projede buluşana kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevgiyle ve örgüyle kalın.